Bu numara da sökmüyor buna ya. Bu kesinlikle bir USB'ye gidiyor yani. Model Based Reflex Agent. Percept'i aldı. Action return edecek. Tüm bizim agent fonksiyonlarımız böyle çalışacak. Percept'i alacak. Action return edecek, tamam mı? Bakın bu aldığı percept'i state update etmek için, kafasındaki dünyanın modelini update etmek için kullanıyor. Kafasında state çıkıyor burada. Action dediği hikaye de bir önceki action'a. En son ben ne yapmıştım? En son yaptığı şey action the most recent action, iniş olarak log şey yok. En son ne yapmıştım? En son dünyanın durumu neydi? Ve ben ne görüyorum şu anda? En son ben ne yapmıştım da hani ben dünyayı nasıl değiştiriyorum diyorum bilgisini kullanacak. Dünya benden habersiz nasıl değişiyor, benim dışına nasıl değişiyor onu kullanacak burada perceptle beraber. İkisini bir araya yapıyor, state update ediyor. State'den sonra, tamam mı? State'den sonra kurallara, kural tablosundan bir tane kendisine kural çekiyor ve onun action'ını return ediyor. Şu kafasındaki model önemli. Kafasındaki şuradaki model önemli. Bu state nasıl değişiyor dünyaya göre. Tabii şeye değişiyor, uygulamaya göre değişecek. Tam burada ikinci agent'ımız. Üçüncü agent birazcık daha karışık. Goal-based agent. Goal-based agent adı şu var. Agent'ın bir amacı var, bir şeylere ulaşmak. Eğer basit bir agent'sa mesela ne yapacak? Mesela ne yapacak, ne yapacak? Çok basit bir şey. Bu sandalyeyi, tamam mı, buradan odanın dışına çıkacak bir tane agent. Yine aynı şekilde şurada action return edecek. Diyecek ki işte şunu yap, önce sandalyeyi al, yukarıya sandalyeyi al, birazcık kaldır. Şöyle yap, sağa dön, sola dön falan filan, oradan dışarı çıkacak, tamam mı? Arka action'lar falan filan verecek ama goal based agent'larda bir tane amaç var, hedefe ulaşmaya çalışıyor. Ulaşmaya çalıştığı hedef ama bunun gibi hemen buradan dışarı çık gibi değil de daha karmaşık bir hedef. Hedefe ulaşmak için daha kendisine şeyler seçmesi lazım. Ara hedefler seçmesi lazım. Mesela bu sandalyeyi al, buradan dışarı çıkar agent'ı falan filan değil de bu sandalyeyi al, ne diyeyim, Edirne'ye götür, tamam mı? Yani buradan dışarı çıkarmak buna göre çok basit. Ne yapmam lazım? Bunu bir defa buradan bir binanın dışına çıkarmam lazım. Bir arabaya yüklemem lazım. Arabaya Edirne'ye götürmek için yol hesabı yapmam lazım. Yol hesabı için şunu yapmam lazım. Kendisine, tamam mı, epeyce bir planlama ve arama yapması lazım. Ne de yapabileceği tüm hareketler arasında arama yapıyor. Ve bunların içerisinde bir tane planlaması lazım. Planlama yapması lazım. Bunlara goal based agent'lar diyorlar. Sometimes goal based action selection is straightforward. When goal satisfaction results immediately from a single action, sometimes it will be more tricky. Bizim bahsetmeye çalıştığımız şey de bu. Sometimes şu. Burada ilginç olmaya başlıyor. Sometimes it will be more tricky when the agent has to consider long sequence of twists and tries to find a way to achieve the goal. Goal-based agentlerde bu var. Goal'a pek hareketli ulaşamıyorsun ama benim kafamda yok, ben bu sandalyeyi. Şu çok kolay, bu sandalyeyi buradan dışarı çıkarıp hemen gözüme canlandırabiliyorum. Planı tık 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 yapabiliyorum. O kolay ama bunu Edirne'ye nasıl götürürüm? Kafamda arabaya atlar, arabaya doğrudan atlar götürürüm var. Kafamda bunu arabaya atlar, buradan bir tane şeyi kamyona veririm falan götürürüm diye bir şey var. Gemiyle memiyle bir şeyler yapabilir miyiz diye aklımdan geçiyor. Ama dışarı çıkarmak kadar o kolay bir şey değil. Bir sürü aramam yapman gerekiyor. Bir de aklıma geldi, ben bunu kargoya veririm değil mi? Kargo götürür bunu. Kaça götürür kargo bunu Edirne'ye ya? Kutunun içerisine koysak. Hemen information exploration yapmaya falan filan başladım. Goal-based agent böyle bir şey, tamam mı? Long sequence of search'ler falan yapması lazım. Planning yapması lazım. Bu. State var. Tamam mı? State var. How the world evolves. What my actions do. Bunlar bir araya geliyorlar. Ben bunu yaparsam dünya böyle olur. Ben bunu yaparsam bu olur. Bunu yaparsam bu olur. Bunu yaparsam bu olur. Ondan sonra amacıma ulaşabilirim. Öyleyse bu durumda beneyim doğrudan bunu kargoya verecek bir kutu bulmam lazım diye başlayabiliyorum. Tamam mı? Bunların hepsini yaptıktan sonra. Ne ilk hareket? İlk hareket bunu buradan taşımak değil. Dışarı çıkıp benim bir tane kutu bulup bunu buraya, çünkü dışarı çıkarmayacağım bunu. Kutuda kutulamayı burada yapacağım. Sonra kutuyu arabaya atıp kargocuya götüreceğim. Şey ona gidiyor. Şuraya bakın. Şurası
bir bildiğiyle. Ben bunu yaparsam bu olacak, bunu yaparsam bu olacak, bundan sonra bu olacak falan filan gibi hikayeler var burada. Burada yok. Hepsi. What the world is like now. Hepsi orada birleşmiş. Burada planlama var. Tamam. What is the world is like now? What it will be if I do action A? Bunu belli loop'un içerisinde yapıyor. Tamam. Ondan sonra ona karar veriyor ve oradan devam ediyor. Call based agent bu. Call based agent'e benzeyen başka bir agent. Utility based agent. Utility de şu var. Esasında call based agent'in birazcık daha genişletilmiş hali. Call based agent'ta hedef belli. Bunu nedir, neye gitmesi, tamam mı? Hedef belli. Utility agent'ta hedef belli ama hedefleri yaparken bazı alt hedefler var ve alt hedeflerin bazıları birbirleriyle çelişiyorlar. Mesela neydi şey var? Medical diagnosis agent vardı ya. Healthy patients minimize cost. Birbirleriyle çelişiyor bunlar. Yani ben her gelen hastaya olabildiği kadar çok tetkik uygulasam, MR'ni istesem, ultrasonunu istesem, kan tahlili yapsam falan filan, hemen hemen hiç tıp literatürünün bildiği hiçbir hastalığı kaçırmam. Herkese her türlü tetkik yapsam. Ama benim hastane masraflarımı o kadar arttırır ki gerçek dünyada yaşayamaz bu. Utility var burada. Birbirine conflicting goal'lar var. Conflicting goal'lar var. Utility based agent buna karar vermeye çalışıyor. A utility function maps a state onto a real number which describes the associated degree of happiness. Yani hastaların mutluluğunu bir sayıyla çarpacağım. Yapmış olduğum masrafları bir sayıyla çarpacağım. Onları toplayacağım. Ücretim bu olacak. Tamam mı? Goal ama bunu Edirne'ye götür, ne olursa olsun Edirne'ye götür gibi basit bir goal değil. Tamam mı? Bunu Edirne'ye mümkün olan en kısa zamanda en ucuza götür. Yani mümkün olan en kısa zamanda en ucuza götür falan dediğin zaman birdenbire kafamdaki kargo fikri bulanıklaşmaya başladı. Çünkü ben onu ertesi gün Edirne'de olacak şekilde kargoya verirsem benden muhtemelen 300-500 falan isteyecekler. Kafamda ben oraya kendi başıma gitsem gelsem çok daha ucuza götürürüm gibi fikirler oluşmaya başlıyor. Yani amaç bir tek amaç var ama alt amaçlar da var. Alt amaçlar da var. When there are conflicting goals, only some of which can be achieved. The utility function specifies the appropriate trade-off. Goal'lardan bazıları achieve olabiliyor, bazıları değil. Tamam, speed and safety. Güzel, yani ne dedik bize şeyimize, arabamıza? Hem hızlı götüreceksin müşteriyi, saatte 5 km hızla götürürsen safe olur ama adam yani oraya yürüseydi daha iyi olurdu falan durumda kalacak. Hem de safe olacak. Saatte 100 km hızla götürmeyeceksin şey trafiğinde, ara sokak trafiğinde. O da safe olmuyor. Birbirleriyle çelişiyor bunlar. Çelişiyor işte bu. Utility trade-off'u burada devreye giriyor. Utility based agent bunlar. Onun şeyi de burada işte. Aynen bakın şuraya kadar. Şuradan üstü goal based agent de aynı. Ama burada utility devreye giriyor. How happy I will be in such a state. Plan yaparken ben bu durumda olmayı ne kadar çok istiyorum. O da burada var. Bu da utility based agent. Tamam. En sonda tüm agent tipleri bunlar değil ama kitap bir random oradan almış. Learning agent'lar var. Bunlar da öğrenen agent'lar. Learning agent'ın 4 tane parçası var. Performance elementi bunun üzerinde. Performance elementi şu esasında şu. Bizim bildiğimiz utility based agent diye düşünüyor. Yani utility based agent'ı alan getirmiş yap diye buraya tutmuş. Tamam. Sensörden bilgiler geliyor. Kritik var. Kritik agent'ın sürekli kritiğini yapıyor, eleştiriyor. Ne kadar iyi durumda olduğu hakkında şeyler söylüyor kritik. Diyor ki sen şu kadar iyisin, sen bu kadar. Mesela bir taksi driver için kritik işte son bir haftadır şu kadar iyi yaptın, şu kadar kötü yaptın gibi şeyler söylüyor. Tamam mı? Kritik adamın durumunu söylüyor. Learning element kritikten aldığı bilgilere göre, tamam mı? Performance elementi mesela kural tabanlıysa kurallarını değiştiriyor. Oradan bilgi alıp kurallarını değiştiriyor. Bir yandan da kritikten de feedback alıyor. Learning element dolayısıyla durumu öğrenip de performans elementini değiştirmeye çalışan şey eleman. Problem generator da yeni şeyler deniyor. Taxi agent için mesela.
Yani bugün acaba şu cepten mi girip çıksam, acaba burası daha mı şey oluyor, kısa oluyor. Ya da ben salı günleri çalışmayı bırakacağım, bir deneyeyim bakalım karlar artıyor mu. Salı günleri hiç çalışmasam yaktığım benzine değmiyor ya falan, tamam. Bir deneyelim bakalım, tamam. Ya da tamamen ya ben bu işi bırakıyorum, taksicilikte iş yokmuş falan filan. O gibi deneyelim. Geri gitmeyi denesem mi acaba müşteriyi almaya? O gibi şeyler de deniyor. Genelde çocukların şu problem jeneratörü çok kuvvetlidir. Tamam mı? Böyle garip garip şeyler denerler. Şunu yapsam ne olur? Acaba kalabalığın içerisinde birdenbire bağırsam ne oluyor? Kendi kendine. Ya da işte oturmak yerine bu şeyin sıraların üzerine yatsam ne oluyor? İnsanlar yaşlandıkça, tamam mı? Şu problem jeneratörleri iyice köreliyor. Artık yeni şey denemek istemiyorlar. Yani genelde 20-30 yaşlarında deli zamanlarında deli şeyler yaparlar. 40'lı, 50'li, 60'lı adamda genelde daha oturaktırlar. Hep bilinen, beklenen şeyler yaparlar. İşte 50-60 yaşındaki bir adamın metroda giderken şarkı söylediğine falan eğer kafayı yemediyse zor görürsün, ama çocuklar falan bunu çok yapıyor. Denemek için. Deneyeceğim, bakayım ne oluyor. Metroda şarkı söylesem ne oluyor? Bunu çok denerler. Learning agent bunu yapmak zorunda, tamam mı? Eğer bir şeyler denemezsen, bunu yapınca ne oluyor falan filan demezsen ve onun sonuçlarını da, tamam mı, buraya yansıtıp tekrar kritik üzerinde şey yapmazsan, sonuçlarına bakmazsan bir şeyler olmuyor. Yani öğrenmek için bir şeyler denemeden bir şey olmuyor. Çocukların yapmasının sebebi de o esasında. Yeni bir şeyler denemesi lazım. Genç insanların bir şeyler denemesi lazım ki yeni bir şey icat edebilsinler. Şurada bir performans standardı var. Bakın bu şeyin dışında, agent'ın dışında, yukarılarda bir yerlerde. Performans standardı agent'ın içerisine almamış. Niye? Çünkü performans standardı agent'ın içerisine aldığı zaman, özellikle performans elementinin içerisine, agent'ın öğrendiği şeyi ilk önce kendi hareketlerini düzeltmek yerine performans standardını düşürmek. Tamam mı? Performans standartla oynuyor. Performans standartla oynayınca kendisi daha mutlu hissediyor. Performans standartını düşürüyor. Yani şey gibi ne diyeyim, öğrencinin bir dersi sıkı bir şekilde anlayıp öğrenim ödevlerini yapıp yüksek not almak yerine hocaya baskı kurup dekanla, rektörle falan filan görüşüp dersin standartını düşürmek falan filan gibi. İkincisi daha iyi çalışıyor, daha az iş yapıyorsun. Ondan sonra sonuçları daha fazla oluyor. Hiçbir şey yapmadan A falan filan gelmeye başlıyor. Performans standartını falan düşürüyorsun. Tabii bu performans standartının şeyin içerisinde olmaması lazım. Şuranın içerisinde olmaması lazım. Bizde maalesef performans standartı eğitim sisteminin içerisine girmiş. İstediğin zaman performans standartıyla oynayın. Senato karar almış. Bundan sonra DC'ye geçecektir. Bu kadar. Nasıl karar verdiniz? Yok. Performans standartıyla oynuyorlar. Şeyin içerisine almışlar. Learning agent'in içerisine. Öyle yaptığı zaman bilmiyorum ki, herhalde milletvekilleri ve öğrenciler bunlara alkış falan mı veriyor, ne yapıyor bilmiyorum. Geçiyor. Ön şarttan şunu kaldırdık. Hiçbir şey anlamıyor, tamam mı? Ön şart ne bilmiyor falan, kaldırdık. Geçenlerde neyi kaldırmışlar ya? Neayı mı kaldırdık diyorum. Hocalar nea vermesin diye nea veren kuralı kaldırmışlar. Niye nea vereceğin belli değil. İstediğine verebiliyorsun şu an. Böyle bir garip durum çıkmış ortada. Yani nea neye verir diye bir şey yok. Şeyi kaldırmışlar. Yok, öyle bir kural yok. Dolayısıyla istediğine bir nea verebiliyorsun. Öyle gibi bir şey. Tamam, Learning Agent'ı bu. Yani performans standartının ikide bir değiştirilmemesi lazım. Learning Agent'ın içerisinde olmaması lazım. Yoksa Learning Agent tutup bunu değiştiriyor. Sorusu olan yoksa tamam, bu chapter bu kadar. Bir sonraki chapter'a geçeceğim. Arama yapabilen agentler, arama yapan agentler, onlarla konuşacağım. Arama da yapay zekanın temel problemidir. Her şeyde biz bir arama yaparız. Bu makine öğrenmesiyle beraber falan değişmeye başladı ama şeyin belgeselini izlediniz mi? Go oyunu üzerinde büyük ilerleme yapan DeepMind'ın, izlediniz mi? Orada şeyden bahsederken şimdi satranç çok karışık bir oyunu, değil mi? Neydi? 10 üzeri 250 tane ihtimal vardı table entry'si. Go ondan çok daha karmaşık. Tamam mı? Onu kendisiyle birkaç defa çarpıyorsun. Çok daha karmaşık çünkü satranç 8'e 8 bir tahta, o 19 19 bir tahta, tamam mı? Çok daha karışık bir şey. Taş sayısı da çok fazla satranca göre. Satrançta 8 10 var, tamam mı? 16 10 16 10 var. Çok sayısı giderek de azalıyor.
O da artarak devam ediyor. Çok daha karmaşık bir oyun. Dolayısıyla bu oyunun tüm şeylerini, steplerini birer birer bir yerlere yazmak, hepsini tahmin etmek falan filan o kadar kolay değil. İşin içerisinde arama var ama yaptıktan sonra da şey var, hissetmek var. Burada ben şunu gördüm, burada bunu gördüm, burada daha önce şuna benziyordu falan gibi şeyler söylemek var. Temelinde yine aramaya dayalı makine öğrenmesi yöntemleri var. Şeye geldiğimiz zaman şey chapter'ına, games chapter'ına o zaman ona daha dikkatli bakacağız. Diğer oyunlarla beraber, satrançla beraber ve diğer oyunlarla beraber bakacağız. Tamam. Arama dediğim gibi bizim yapay zekanın, klasik yapay zekanın temeli. O nedenle şimdi arama problemleri bir şeysiz, bilinçsiz arama var. Hiç problemin kısıtlarına dikkat etmeden yapılan arama var. Bir de problemin kısıtlarına yöneterek arama yapmak var. Problem hakkında bilgi sahibi olarak. Onlara bakacağız. Solving problems by searching. Searching agent yapacağız, tamam mı? Problem solving agent. Tamam mı? Problem solving agent'ten ne kastettiğimi söyleyeceğim. Ve onların hakkında konuşacağız. Problem solving agent. Şuna bir bakalım isterseniz. Bakın bu da bir agent problemi. Nerede agent programı? Nasıl anladınız agent programı olduğunu? Percept alıyor, action return ediyor. Dünyada gözlem yapıyor, o gözleme göre bir tane action return ediyor. Tamam. Şurada ne var bakalım? Sequence seek, tamam mı? Bir action sequence'i en başta empty. Bu adam çalışırken eğer seek boşsa, sequence boşsa ilk önce onu dolduruyor. Doldurduktan sonra elemanlar tıkır 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 sana veriyor. State var. Agent'ın içerisinde bulunduğu state. Gerçek dünyada bunlar model olan, gerçek dünya model olan state şeylerdi yani bunlar. Agent'lardı bu. Goal var bir tane. Goal, ulaşmaya çalıştığım şey. Ve bir tane de problem var. Problem formulation. Bunun hakkında konuşacağız. Problem formülize ediliyor. Formüledikten sonra da çözülüyor. Tamam. İlk önce percept ile state'i bir yere koyup yeni state'imi elde ettim. Tamam mı? Eğer sequence empty ise, sequence boşsa hemen elindeki state'ten bir tane goal ürettim. Amacım bu olsun dedim. Bir tane amaç buldum. Tamam mı? Goal'u bulduktan sonra bu goal'la beraber state bir araya geldiler. Bir tane problem definition yaptım kendi kendime. Şunun ne olduğuna bakacağız. Şu. Tamam mı? Ondan sonra problemi ürettikten sonra problemin ne olduğuna bakacağım. Problem üzerinde arama yapıp bu amaca ulaşmak için hangi action'ları yapmam lazım? 1, 2, 3, 4, 5. Onu ürettim. Sequence'ı doldurdum. Ondan sonra sequence'ın ilk elemanı action olarak return ettim. Ve sequence'ın rest'ini yani iki elemandan sonra yani sequence eğer şöyle bir şeyse tamam mı? Arkaya gelen action'larsa birinci action, ikinci action, üçüncü action. Şunu aldım. Tamam mı? Şu elemanı aldım. Action olarak buraya atadım. Arta kalan da bir sequence olarak buraya koydum. Tamam. Böyle bir şey yaptım ve action return ettim. Problem solving agent'ın genel yapısı bu. Şimdi birazdan şu problemin ne olduğuna bakacağım. Problem ne? Ona bakacağız. State ne? Ona bakacağız. Bunlar da hep örnek problemler üzerinden götürmeye çalışacağız. Tamam. Demiştim ya hani kitabın her bir chapter'ında bir tane uyduruktan problem var. Bir de çok geniş problemlerden bahsediyor. Bu chapter'ın uydurduktan problemi Romanya problemi. Tamam mı? Romanya'ya gitmişsiniz. Ondan sonra Arad denen şehirdesiniz. Hedefiniz Bükreş'e gitmek. Tamam mı? Arad denen şehirdesiniz. Hedefiniz Bükreş'e gitmek. Ertesi gün Bükreş'ten uçağına doğru oraya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Benim action'ım ne olmalı? Tamam, action'ım ne olmalı? Acaba action'ım Arad'dan Z şehrine mi gitmek, yoksa T şehrine mi gitmek, yoksa S şehrine mi gitmek, F şehrine mi gitmek, tamam mı? Hani hangisine gideceğim burada? Şimdi burada gideceğim gerçi 3 tane şehir var. Z'ye gidelim, S'ye gidelim ya da T'ye gidelim. Tamam mı? S'ye gittikten sonra buraya gidelim, buraya gidelim. Hangileri üzerinden gidersem en az mesafeyle gidelim. Problemimiz bu. Bunun üzerinde bir arama yapacağız. Böyle bir şeklin üzerine. Arama Arad'dan Bükreş'e doğru gitmeye çalışıyoruz. Tamam. Romanya örneği seviyoruz. Böyle bir tane örnek. Bir de Avustralya örneği var bir yerde de gelecek. Avustralya'da yol bulma yok da parçalara bölme falan filan var. Bir iki tane robot örneği olacak. Ondan sonra bir tane dehliz örneği falan var. Dediğim gibi her chapter'ın
en az bir tane çok oyuncak problemi var. Bu chapter'ın, arama chapter'ının ilk oyuncak problemi. Bundan başka da iki tane daha gerçek oyuncak problemlerden var. Tamam. Romanya bize yakın belki. Şeylerini bilmiyoruz ama. Bir tek bunu biliyor. Şey, Voivoda Romanyalı mıydı ya? Ha? Romanyalı mı? Onu biliyoruz diye. Başka Romanya'da kimseyi tanımıyoruz değil mi biz? Aklımızda bir su. Ha? Popescu. Ben tanımıyorum. Ben bilmiyorum kim o. Çavuşescu. Ha, Çavuşescu. Doğru ya, bak bizim... Sen nereden biliyorsun Çavuşescu'yu? Tarihten. Çavuşescu devleri çok oldu ama ya. 90. İyi tamam, tarih okuyorsun. Romanya ile esasında bizim ne problemimiz vardı biliyor musunuz? Bir Çavuşescu FIFA hakemlerine para verip Galatasaray'ın bir maçını satın almıştı. Hatırlıyorum ben üniversitedeydim. Bak öyle bir tarihimiz var onlarla. Adam bizim golü vermedi, offside dedi. Hiç offside'da falan filan da alakası yok. Daha sonra devirdikten sonra birden onu ortaya buldu, çıkardı. İşte şu kadar para vermiş, şu otelde ağırlamış, şöyle yapmış falan filan. Öyle çok futbol düşkünü bir adamdı yani. Hakemlere para verebilecek kadar. Hakemlere de almıştı onu. Onunla alakalı konuşurdu. Başka da bir ilgi alakamız yok Romanya'yla. Bu arada Romanya'yla aramız nasıl bizim? Kötü değil herhalde çünkü. Aramızda belli var. Aramızda belli var. Dolayısıyla çok kötü olamıyor Romanya'yla aramız. Tamam. Problemimiz bu. On holiday in Romania, currently in Arad, flight leaves tomorrow from Bucharest, formulate call, tamam mı? Be in Bucharest. Formulate call vardı ya burada. Bucharest'te olmak. Formulate problem, problem from